Boşkar Servis iyi ki varsın yanımda Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında Boşkar Servisi sunduğu ikili mücadeleye hoş geldiniz. Akışlar burada oluyor <gülüyor> sevgili. <laughs> ALC ve MKG ile birlikte haftanın seçtiğimiz olaylarını değerlendireceğiz. Ama öncesinde tabii ki sponsorumuz Boşkar Servis'e çok teşekkür ediyoruz. Yanı başınızdaki birinci kalite arat servisiniz Boşkar Servis tüm Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermektedir. Siz de mutlu müşteriler arasında yerinizi alın, kafanız rahat olsun. Hemen boşkarservis.com.tr'ye gidin ve aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alın. Yeni randevu sistemiyle gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi de ayarlayabilirsiniz. Büyük bir rahatlık, kolaylık. Kafa rahatlığı sağlıyor bu uygulama. Evet, geldik şimdi konularımıza. Birinci konumuz tabii ki... ...çok çabuk eski edebileceği için onu konuşalım. Fenerbahçe, Olympiakos, Rövanşı, ben Kadıköy'de. Soracağım. Sor. İsmail Kartal ne yapmalı? İsmail Kartal... ...ideal 11'ini sahaya çıkartmalı. Ve topu artık futbolculara bırakmalı. Yine basın toplantısında sevgili hocam gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Rakibi analiz ettiklerini söyledi. Ee, nasıl oynamaları gerektiğini karakter bildiklerini söyledi. Yaptı. Karakter analizi de yaptı. Oyuncularım da karakter dedi. Ben de karakterliyim dedi. Ona şüphe yok zaten. Ama karaktersiz diyen yani, oldu mu ki canım? Kimsenin haddine değil. Tabii ki. Kimsenin haddine değil. Ee, Fenerbahçe, Olympiakos'tan üstün bir takım. Yani nasıl oluyor da 3 gol diyor? ben onu anlayamadım. Z anladık aslında hep beraber. Çok bariz defansif hatalar yaparak Fenerbahçe 3 gol neredeyse 2 golü direkt hediye etti. Bir tanesi de zamanlama hatası, yerleşim hatasında 3 gol yedi. Ha bir 5 dakika daha olsaydı maçı 3-3'e üç getirirdi büyük ihtimal ya da getirebilirdi. İhtimal az değildi Fenerbahçe açısından. E şimdi Fred ve İsmail orta sahada yer alacak. Ciku dönecek gibi gözüküyor. Belirsizdi. Siz bunu izlerken belki Ciku'nun oynayabileceği haberi de gelebilir. E dolayısıyla Fenerbahçe açısından zaten Ceko ve Tadiç yerinde ee, olmazsa olmaz oyuncuları sahada olacak. Ee, çok fazla rakibi gözde büyütmeden. Çünkü bence Olympiakos'un şu anki futbol takımının çapı isminden küçük. Yani Olympiakos köklü bir Yunan kulübü ama zamanı da işte 2000'lerin başında ya da 2000'lerin başı diyebiliriz 2005-2010 civarında. Daha fazla isimli oyuncu alabilen bir kadro, e, takımdı Olympiakos. Yunanistan'da yaşanan kriz hem futbol hem basketbolu vurduktan sonra daha mütevazi, özellikle futbol takımları mütevazi kadrolar kurmaya başladılar. Yani bizden giden mesela aklıma ilk gelen mesela bir ses var. Kayseri Spor'da oynuyordu. Pauka gitti, şampiyon oldu. Bolu Spor'da oynayan TFF birincilikten bir şey forvet vardı. Gol krallığını oynuyordu gibi Herkes gibi. Paul. Pelkas bak o iyi o şey tabii oldu. tabii. Yani, Bayağı iyiydi takımın en iyi oyuncuları. Ya olabilir. iyi futbolcular hatta Yunanistan'ın en iyi futbolcuları Türkiye'ye gelmeye evet. başladı. Yani ligimizde Bakasitas. çok önemli Bakasetas'ından yani o kadar fazla işte Siopis'ine hani belki çok 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 büyük bir futbolcu değil ama aklıma geldiği için söylüyorum. Birçok Yunan futbolcu da Türkiye'ye geldi. Ayrıca böyle ekonomi, Gekas Samaras'la başladı. Evet. E, Milli takımın forvetleri en evet, iyisi yani. Samaras, Samfus. Samaras ın maalesef Celtic'in de forvetiydi. Aynen. Evet. şimdi ama bir de gerçek var ki Fenerbahçe dezavantajlı başlıyor. Şöyle bir durum var. Ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum. En azından maçı uzatmaya götüreceğine inanıyorum. Hep aklıma da gelen 2-1 olacak ve uzatmada 3-1 olacak gibi geliyor. Bir şekilde Fenerbahçe maalesef bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Yani ama kaleci hatasından bariz ama defans oyuncuları hatasından bariz. E, gol yiyor. ama gol atmakta da zorlanmıyor. Ligde 85 gol atmış. Avrupa faları ile birlikte attığı gol sayısı rekor sayıya şimdiden ulaşmış Fenerbahçe. Taraftar da sabırlı olursa, yani bu evet iki farkın yakalanması gerekiyor ama bir farklı önde götürmeye başladığınız dönemden sonra biraz daha sabırlı olup e, maçın uzatmaya gidebileceğini de e, cepte bulundurarak. E, İsmail Hoca'nın da bence çok fazla hani ne yapmalı dedin ya, çok fazla kurcalamaması lazım. Fenerbahçe'nin bir oyun pratiği var. Ben fiziksel olarak Olympiakos'un fiziksel mücadeleye girmeye çalışacağını ama Fenerbahçe'nin kalitesiyle Olympiakos'un fiziksel mücadelesine e, değersizleştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe kalite olarak bir değil iki gömlek çok daha üstün Olympiakos'tan. Taraftarının desteğiyle ben Fenerbahçe'nin yani ilk maçtan önce de büyük konuştum açıkçası ben. Fenerbahçe'nin zorlanmayacağını düşünüyorum demiştim. E futbol bu insana e, lafını yediriyor. Ya, yalan değil. Bu sefer yanılmamayı umuyorum. Fenerbahçe'nin 3-1 turu geçeceğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın çok fazla karıştırmasına gerek yok yani bazı şeyleri. İnşallah Jesper I hope so. Üç ayrı dilde söyleyeyim bildiğim e, şimdi bir şunu söyleyeceğim. Galatasaray'ın o, o Avrupa Kupası'ndan yarı finale çıktığı sezon Mustafa Denizli teknik direktör Cevat Brekazi işte efsane golünü atan Yıldız'ı. Neuchatel maçından sonra İsviçre'de oynayan 3-0 yeniliyor Galatasaray. Ee, Cevat Prekazi soyunma odasında böyle ağlamaklı. Mustafa Denizli diyor ki Cevat niye ağlamaklısın ya diyor. Bunlara biz İstanbul'da 5 atar turu geçeriz diyor. Cevat Brekaz diyor ki hocam ben zaten 5 atabileceğimiz takımdan 3 yediğimiz için ağlamaklıyım diyor. Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı buna benziyor. 3-0'dan 3 getirebilir getirebilirdi. Fenerbahçe'nin şu takım karşısında 3-0 yenik duruma düşmesi benim için başarısızlık. Bunun sebebi de İsmail Kartal'ın 11 tercihi. Fredi İsmail bu maçta o son yarım saat oyuna girip bak 3-0 yenikken oyuna giriyorsun son yarım saat 30 dakikada harcayacağın enerji aslında bir maç süresi kadar. Zaman göreceli kavramdır özellikle futbol maçlarında. 90 dakikalık enerji sergiliyorsun geri dönmek için son 30 dakika. demek ki adamlar 11 başlayabilir. Ayrıca zaytsın zaten yarım saati de yok. O maçtaki performans kötülü. Kurunun Zajts ikilisi olacak iş değil. E, Çağlar'ın da hatası var, Çağlar'da formda değil. Bir kere onları belirtelim. İki, bu maçta artık Fenerbahçe bu maç son maçıymış gibi oynayacak. Sezonun geri kalanında bütün maçlarını son maçıymış gibi oynarsa, her maça en iyi 11'iyle çıkarsa, en güçlü 11'iyle, en müsait 11'iyle çıkarsa, o zaman Fenerbahçe'nin kupa kazanma ihtimali olur. Bir kere bunu yapması gerekiyor. İşte ben lig maçına Sivas'a pazartesi onu saklayayım. Olimpiyakos'ta oynattığımı Sivas'ta saklıyımla orada ya puan ya o burada eğlenirsin ya orada puan kaybedip şampiyon yarışına geriye düşersin. İsmail Kartal her maçı en güçlü bile çıkacak bir. İki artık bu işler netleşecek. Video yüzde beş kondisyonu var diyor. 5 dakikalık kondisyonu var diyor. Adam yarım saat oynuyor çok iyi oynuyor. İşte sonra diyor ki risk aldık. Demek ki alınabilecek bir riskmiş. Sezonun bu döneminde risk almamak en büyük risktir. Ne yapacaksın? Oyuncunun tursunu mu kuracaksın sezon sonu? Bir. İki. Fenerbahçe'nin A planındaki asıl oyununa dönmesi gerekiyor. Bunda yapılamayacak bir şey değil. Ciku ile Beka oynayacak kardeşim sağlamken. Beka o Ciku ikilisi oynayacak. Sol stoper Ciku, sağ stoper Beka Çağlar olabilir. Gelmiş geçmiş en iyi Türk stoperden bir tanesi olabilir. Form grafiği. Doğru. Ya, ona bakarsan mesela Bonucci'de gelmiş geçmiş dünya tarihindeki en iyi stoperden biri. Ama form grafiği şu anda müsait 11'de yer alacak seviyede değil. Bu kadar basit. Çağlar için de aynısı geçerli. Ya Çağlar bundan sonra çok iyi oynayacak ya da böyle Ceko şey Bekao'yla Ciko ikilisi oynayacak. Yani onu bir söyleyeyim. İki, Fred İsmail Şimanski'dir senin üçlü. Her maç budur. Her maç budur. Savaşma gerekirse son 20 dakika 25 dakika Mert Hakan girebilir. O kadar. Artık kurun içi hocam sağdan soldan gördünüz mü? Gördük kurun içi. Yunanistan deplasmanda görmez olaydım kurun içi. Yani. Gerçekten görmez olaydım kurun içi. Yani. Bizi de inatlaşmayı bırakması gerek hocanın. Sen de Fenerbahçe'nin başarısını istiyorsun. İsmail Kartal Hoca Bu şeylere de gerek yok. Hocam sen zaten düzgün karakter adamsın. Kim dedi sana sen orada öyle şeyler söylüyorsun. Tamam. Teknik direktörlüğünü yap. Çok iyi teknik direktörlük yaparsan hocam sezonun kalanında kupayla taçlandırırız. Bence bir Avrupa Kupası kazanmak, konferans ligini kazanmak. Fenerbahçe'nin bu işte ben hakemlerden, federasyondan memnun değildim. Süper Lig'de adil bir iş olduğuna inanmıyordum. Bak Burada Türk hakemleri yoktu, Türkiye'deki futbolisyonu. Big Saul yoktu burada, Mehmet Big Saul. Ali Koç'a zamanda niye ona... ...iyi niyetli falan dediyse, o ayrı bir saçma konusu da... ...hani gazeteyle ilgilenirse, evet öyle söyledi, doğru. Ee, ve sen konferans kazanırsan dersin ki, bak işte biz ligde şampiyon olamadık ama... ...gördüğünüz gibi işte federasyon yok burada, hakem hataları yok burada, biz bak konferans ligini kadar Avrupa'da kupa kazanacak... ...üçteyiz kardeşim. Tezin daha... ...değerli ve geçerli olur daha kabul edilebilir olur. Ama burada sen yapamazsan... Yani başka hakem, başka federasyon, başka şartlar... Niye yapamadın kardeşim? O zaman İsmail Kartal'ın iyi teknoloji olması yetmez. Fenerbahçe kupa kazanmak için çok iyi teknik yapması gerekir. Başladığımız yere dönüyoruz. Şimdi maç, ikinci maçla ilgili şöyle şeyler var. Podens dönüyor. Hani oradan da girelim biraz. Podens en önemli oyuncuları. Tabii. En fazla e, kilit pas atan. Biz şunu açıktan tanıdığımız. Yani, evet, Beşiktaş'a çok önemli. Ama bir türlü nedense düşünmedik. Evet. Walters, e, o biraz hani tehdit unsuru olabilir. Ona dikkat edilmesi lazım. Fenerbahçe aslında rakamlar Fenerbahçe'nin de aleyhine bu eşleşme anlamında. Çünkü Fenerbahçe bir kez Cem Durak söyledi. Ben de biliyorum maçı hatta Göteborg dışında kimseyi zamanında da işte 98 99 herhalde Elvir Baliç Fenerbahçe'de oynarken Şampiyonlar Ligi'ne e, yok Şampiyonlar Ligi değil. UEFA UEFA Kupası, UEFA Kupası sonrasında Parma ile karşılaşıyor Fenerbahçe. maçları asla unutmam da o yüzden. <laughs> şey yani, bir kere ilk maçı Göteborg 1-0 yenilip İstanbul Kadıköy'de 2-1 yenilip 1 0da tur atlamıştı. Şimdi ama deplasman gol diye bir şey yok. Yani normal şartta aslında yani. 3-2 mağlup gelmek bir yerden hatta avantajlı skor bile denilebiliyordu zaman zaman. 2 gol atmış olmanın verdiği ciddi bir avantaj vardı ama artık tek farklı yeniksin. Ona göre oynaman lazım. Fenerbahçe'nin bir kez daha söyleyeyim. Yani Olympiakos'tan gerçekten de bu sezon çok yakından değil ama özellikle bu şampiyonluk grubunda yaptıkları maçları seyretmeye de çalıştım. Daha çok Panathinaikos seyrederim. Olympiakos Türkiye liginde olsa 5. sırada olabilir gibi gözüküyor. Beşiktaş bu bu Olympiak. sezon Beşiktaş yenemez. <laughs> Beşiktaş zor ol, oraya geçiyor. 4. ya hocam. Evet yok bu sezon bu sezon çok garip bir sezon olduğu için yani Olympiakos herhalde bir 48 puan da şimdi Beşiktaş Trabzonspor falan yani 55 puan filan toplar da normal şartlarda zaten sezonun bu döneminde 55 puan aslında. Ee, orta sıra takımlar için fena değil. İyi bir puan, yüksek bir puan hatta ama işte dördüncü, beşinciliğe denk gelir diye tahmin ediyorum normal sezonlarda. E Olympiakos e, tutmaya çalışacaktır. Avantajları Mendilbar gibi aslında böyle görece olarak görece olarak kadrosu zayıf takımlarla ya, sonuç almaya, kupa hocası geçen sezon hatırlayın yani. Fenerbahçe'yi seviye eledikten sonra Mendilbar Seviya'nın başına geldi. Manchester United'ı elediler ve devamında da işte finalde kazanarak şampiyon oldular. Ee, sonra yeni sezonu kötü başlayınca yolları ayırdılar da seviyeyle. O da bir dezavantaj Fenerbahçe için ama... bunlar detaylar. Fenerbahçe... Olympiakos'tan daha iyi bir takım. E, bir aksilik olmadığı takdirde. Aksilik şu, yine Çağlar direkt ayaktan şey verirse yine Kuruniç üçüncü topu yine kaptırırsa gibi böyle hani faiz hatalar yapmazsa Fenerbahçe. Çiko oynarsa oynayamayacak durumda mı Ya en son bilgi sağlık durmayı, son maç saatinde bakacağız. O zaman Çiko ikilisinin oynaması gerek. Yani e, yani Fred Şimanski, İsmail zaten evet. standart. Ciku Ferdi. Ya bir yarı finalde evet. O üçün... Fenerbahçe'nin e, geri sekizlisi bu. Yani, yani kaleciyi de sayalım. Livakovic'i tabii 100 Fenerbahçeli, 100, Fenerbahçe 100 Fenerbahçe çağır, 100'ü de aynı kadroyu söyler. Bak. Bazıları çağları ekler. De, de, belki evet. Ama Ciku çok daha iyi oynadı bu sezon toplamında. Ciku Fenerbahçe zaten Fenerbahçe'nin yani. şey hani yani. o şey dedikleri hiç ben Strasbourg'da açıkçası o kadar yakından takip etmemiştim. Baba stoper, baba stoper. Baba stopermiş yani. Hakikaten. Baba, abi, amca. Çok iyi yani. yani ben Şeyi, sana söyleyeyim. Ne derler? Gerçekten de Fenerbahçe'nin bu sezonun en iyi transferi abilik olabilir. Abilik kademesi, babalık kademesi, amcalık yani kademesi... Yani boyu kısalığından dolayı biraz hava toplarında falan... Yok öyle bir zamanda... <laughs> yani <gülüyor> gözünü budaktan saklamayan... Boyun kısalığı mı? Bahtiyar'ın boyu uzun da oluyor, oluyor stoperde hiç? <laughs> Neyse... Hiç böyle insanları Bahtiyar edebiliyor mu? Edemiyor. Ceyhun kazancı hariç herkes ne kadar istoper stoper olduğunu... kabul ediyor. bileğinin hakkıyla da... bunu hak etti. Şimdi ben son olarak şunu söyleyeceğim. Kardeşim... Bakınız. Union Saint-Gilles takımı Olympiakos'tan daha güçlü bir takım. Evet. Bayağı güçlü bir takım Olympiakos. A. Ve İsmail Kartal Hoca bu sezonki en iyi teknik rektörlük performansını Belçika'daki karşılaşmada sergiledi. Gerçekten mükemmeldi. Oyuncu değişikleri, dakikası, oyunun akışına göre yapılması, her yaptığı değişikliğin oyunda Fenerbahçe lehine gelişme sağlaması, Fenerbahçe enerjisini saklayıp o attığı goldeki gibi geriden Çıkan oyuncuyla o merkezdeki boşluğu bulup değerlendirmesi mükemmel bir teknik vektörlük performansıydı. Eğer o sağladıysa bunu ben onun sağladığına inanmak istiyorum. Ama bu tezi güçlendirmek için burada da ben Yunanistan'da hata yaptım. Kadıköy'de yapmamalıyım. Yani en iyi ömrünle başlayacaksın. Kadıköy tribünlerini alacaksın. Gece onda maç. Şöyle saat 12'de. Evlerine gitsin insanlar değil mi? Uzatmam uzatma da yapmamak Bir yapmam huzur lazım. almaya geldim. Ah kalamıştan. Bu olacak. Öyle maç zora girip vura 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 kıra kıra gerek yok vurmaya kırmaya. Olympiakos'a karşı oyna topunu. Bak ben yapayım senaryo. Fred getiriyor topu tamam mı? yine böyle buraya bakarken şuraya oynuyor. Oradan gelen işte e, e İrfan tabii İrfan tabi Can. bir kere İrfan Can falan yani İrfan Can gibi oyuncu tamam, varken aldı topu... tamam sola çekti sonra aklında ne geliyor? Bak Yovet için etkili olduğu sahada İrfan Can iki kere olur. Yovet için eskidendi 5 sene önce hakikaten süper topçuydu ama adamın turşusu bu. bu Yovet için turşu hali. Anlatabiliyor muyum? Sen de tazesi var. Taze sebze meyve kaliteli. Vitamin bol vitamin İrfancan. Kullan abicim. Takımın bünyesine çok faydalı. Vitamin gibi futbolcu. Multivitamin herif. i̇yi yani anlamda herif diyorum. Ben sevdiğimi de söylüyorum ya. Yani. Çocuk multivitamin gibi futbolcu. Sana her yerde A vitamini, B vitamini, C vitamini, şut vitamini, asist vitamini, özel hareket vitamini, dar daralmış savunmayı genişletme hucumda vitamini. Kullan abicim şu adamı. Fred İrfancan bağlantısı. İrfancan geldi arka direkte ya Tadiç Ceko'yu açtı ya da böyle karambolda arkadan geleni ve Şimanski tamamladı. Bir kere bir gol kesin böyle atman gerekiyor. İkinci gol mutlaka Ferdi'nin kanadından bir şey yapman lazım. Ferdi Fred ortaklığı çok güzel bir şey. Araya Şimanski'yi mi sokarsın yoksa ve Tadic'den Ceko'yu altı pasla topla buluşturup kısa paslarla o şekilde mi atarsın? İkinci de böyle atman lazım. Artık üçüncü, dördüncü işin ekstrası Fred'in bir şutu işte Şimanski'nin bir böyle birebir yakalaması İrfancan'ın tabi ekstra dediğim gibi multivitamin İrfancan İrfancan'ın bir ekstrası oraya bir üç, gol de yaz. Ne yapman gerekiyor? İki gol yememen gerekiyor. İki gol yememek için de Ciku Bekao ideal ikiline dönmen gerekiyor. Bu kadar. O say de o. çizgiye indiriyor. Nevermind Kurunç. Nevermind Zayt. Bak geçenlerde bir arkadaşımız söyledi bu Hatırlamıyorum kim ama İsmail Kartal'ın oğlu İsmail önce Emre. Emre Emre Emre, yani Emre kartal. kartal İsmail Kartal dese ki baba beni zayis kadar sevmedin Zeiss'siz sevdiğin kadar sevmedin dese babamız bizi sevmedi. Bavuzlanışak çok güzel şarkı. Ben ge, geçen şey deneye baktım biliyor musun? Böyle bu, böyle biz burada arada bir böyle şey muhabbette yapıyoruz ya yumuşak muhabbet. Şarkılar türküler. Yok yumuşak şarkılarda muhabbet eğlence muhabbetleri yanlış anlaşılır evet. Slovence Kartal ne demek diye baktım. zayis mı demekmiş? Orel. Orel demekmiş. Orel diyor. Slovence Orel. Miha Orel. Peki. Siz... Söyle bakalım. Slovenya bayrandaki o Göl simge neyin simgesidir? A şey var. Bayrandaki. Bayra ağaç, evet. şey. ağaç dur. Şey, Dağ var. Alplerin en yüksek tepesiymiş ha. o. Yani. Güzel bilgi. Trivia bilgisi arkadaşlar. Lübnan ağaç. Güldürürken, düşündüren ve bilgi veren spor programı ikili mücadele devam ediyor. Konu değiştirelim mi? Evet. Değil mi? Yeter kadar konuştuk. Peki bayrandaki böyle dama tahtası mıdır? Alakası bile yok. Usta Şiler'in İkinci Dünya Savaşı'nda ve ondan önce işte Hırvat milliyetçilerinin sembolü. Satranç tahtasına benziyor mu? Değil. Peki bayrağında Kalaşnikov olan ülke hangisiydi? Bu 70'lerde olmuştur kesin. Var hala öyle, var artık güncel artık bayrak. Militan, komünist bir ülkedir o yani. Yok yok Kaştikov Afrika'da olan. bir ülkeydi. Saçma sapan bakıyor musun? Baksana. Tamam işte orada bir şeyler olmuştur öyle. İç Mozambi savaşlar bilmem neler. Bir dakika, bir dakika. Demokratik Kongo, öbür Kongo, Zaire onlardan yok, biri mi? Yok, yok, yok. Afrika bayraklarından bir tek şeye hakimim ben. İrlanda bayrağını ters çeviriyorsun. Senegal bayrağı çıkıyor ya da fil dişi bayrağı çıkıyor. Fil dişi, Mozambik değil Mozambik mi? Mi? Silahı, Silahı yani. var. Allah Allah. Ha, ya işte. Neyse benim Hiç. konum daha futbolla Gal alakalıydı ama... Slovenia, Devam edelim. Hani genelde böyle kayak ülkesi ya Slovenya'da evet. bir numaralı. Yani ülkedeki bir numaralı spor kayak. Alpler. Öyle mi abi? Bu, tabii, sonra tabii, basketbol falan, sonra futbol yani. Aynen. Sloven futbol deyince de aklına kim geliyor? Zlatko Zahovic. Evet, oh, Ama celal. adam Zlatko Zahovic ismiyle adamın etnik Sloven olması imkan var mı? Yok. Yok. Peki söyle bakalım. Efsane Yugoslavya milli takımında basketbol evet. Drazan Petrovic'in oynadı. Sloven oyuncu kimdi? Beşinci oyuncu. Drazan Petrovic'in oyuncu. Şimdi Drazan Petrovic. Şey Divaç. Tamam. Zaten mezarına geliyor falan. Yani Hırvat Yugoslavya. Tamam. Radya. Radyo. Radya. Evet. Evet. Pasbal. Paspar mıydı? Evet. J yazılıyor Paspar. Yani biliyorum biliyorum. biliyorum, biliyorum. Evet. Çok iyi oyuncuydu ha. Evet, evet. Zayt da aslında öyle bir oyuncu abi. İsmail Zayt, Kartal. Zayt'sa böyle Zayt, Drazan Petrovic muamelesi, Zayt, muamelesi yapıyor. Zayt... Kurun 3'e de yani. Antabiliyor Ayarı bozuldu. Sezon Yıldız bak... oyuncu mu? Tamamlayıcı oyuncu bunlar. Gayet iyi tamamlayıcı oyuncudur Zayt. Kurun 3'te Milan da gayet iyi tamamlayıcı ya, oyuncu. Ya, ya şimdi benim düştüğüm tuzağa tabii İsmail Hoca'nın Güzel tuzağı, tuzağa, 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 tuzağa düşme Drazen, e lüksü yani. yok tabii. Tuzağa düşme lüksü yoktu. Yani ben, ya biz bu Olympiakos'u Fred'i ve İsmail'i de riske atmadan Eleyebiliriz düşüncesine sahip oldu herhalde analiz edince takımı ama futbolda işte bak trafik affetmez, futbol hiç affetmez. kamu potu vardı ya peki, trafik affetmez. Tarih affetmez diye. Olympiakos basket takımının en iyi zamanda Djordjevic mi karttı şey mi? Öbür Sırp, işte Yugoslavya. Tedos için mi diyorsun? Hayır hayır. Acayip benziyor. Şey. Bodiroga mı? Hangisiydi? Bodrigada mı? Guard değil de George, H. George H. Bodiroga hangi takımdaydı? Bodiroga Panathinaikos'ta şeyle tamam, oynadı. Ibo e ile oynadı işte. E artık fark Fatih, hocam, Fatih hocamla böyle Ergin Hoca'm var ya yani orada. Evet. Eee Ergin Hoca da adını almışken babasını kaybetmiş. Baş sağlığı diliyorum. Baş sağlığı. Bu arada böyle Panathinaikos'lar da ezeli rekabette Olympiakos'u tutmuyorlar. Türk takımı olmazlar hemen çoğunluğu Fenerbahçe tutuyor. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Evet. Efendim. Hayır, bizde de böyle Abdülkerim abi diyor ya bu kadar kişi Olimpiyakoslu olacak falan. Yok abi öyle bir şey. Ya beni en azından bir, eksi bir say abi. Ben ne ezeli rekabeti canım. Yani Türkiye'yi kim temsil etse hepsini. Başakşehir, ya... Başakşehir Gladbach maçında Başakşehir'i tuttum yani. Düşünsene artık. Hatta okan hocayı arayıp tebrik hmm. ettim. Hocam valla lider de o ara Başakşehir, Okan Buruk'la yendiği zaman. Şimdi Galatasaray'a geçebiliriz Okan Buruk'tan. Bağlantı olsun istedim. Helal olsun kar servis boş kar servis iyi ki varsın yanımda rahatım çünkü aracım garanti kapsa.